O nəmədir? Cinayəti çözüyə. O nəmədir? Bir-birlər bilən telefonsuz havarlaşıya. O nəmədir? Siz yalı qaynanıya, beynəyə. O nəmədir? Yad keçliqi var. O nəmədir? Sizin fikrinizi və duygularınızı uzaqdan oka bilir. Üniversitenin ikinci kurs talibidim. Akşam nahar pişirmek için haladilinin kapısını açamda haladilinlikte öngdün suğa salınıp koyulun noyvalı kava gözüm düştü. Talip bulunur bileyendir. Kevat haladilinlikte koyulun zatlar yahattan çıkıp bağlıya. Olurum. Anam, yenir mi bu? Bozmasın. Yeriz be. Hareket etti. Ses de çıkartıyor. Oğlunun bir nahar etmek için noyvaları suğulu kava salıp onu donvalmalı. Noyvaları yakından seyredenimde edilen noyvaların kevirinin şiğnelep başlandığı ünsüm çekti. Ve edil şol vaat ütköşük bir eksperiment geçirmek fikri kelleme geldi. Olardan 9 sansını alıp 3 ayrı kava salıp. Eksperiment edilende eksperimentin tesirini anık görmek için olur kontrol topuru ve tesir edilen topuru hükmünü ikiye bölünüyor. Şun üçün ol bankaların bir kontrol topor, beylek ikisi olsa təsir etdilən topordu. Maksadım, bankalara salınan ikinci toporda akın oyvaları, adamın qoğuyu ve ervet daranına olorda akı təsirini anıqlamaqdı. Üç bankanın üçsünü şol bir teviyi şərtdə sakladım. Yani gerekli gün çöklüsü, çıylılık, yıllılık ve kislarot verip. Onların birini her gün övdüm. Beyleksin olsa her gün dövdüm. Yani söz bilen. Sen ne hil ediyiz ve yakımlı? Sana koş kayıt vereyim mi? Sana mılayımca, yakımlıca aydın dinledeyim mi? Sen ne hil mardaray? Sen al bedroyumun ömrümde uğurmadım. Sen al neci, sen al bir direk, sen al bip, bip, bip. Görmedim. Sen aydın dinledin hele. Ben sana aydın dinledin nedir? Sen aydın dinledin ha? Al sana aydın. Üçüncü banka olsa hiç saat değmedim. Sev aradak da pahalı bilme için üçüncü kap kontrol toparıdı. Gün geçtikçe aradak da pahalı bildirip bariyadı. Ve 45 günün neticesinde kontrol topardaki noyvalar orta hildi. Yavşıda daydılan bankadaki noyvaların yaprakları ulu, kökleri yayvan, boyu uzun ve renki yapyaşıldı. Ervetsiz aydılan bankadaki noyvaların olsa yaprakları keçi, sarılan, köpüsü kuğrap kaçan, kökleri az yayıran, boyu keçi ve renki kuğran sarımsık yaşıllı. Bu tecrübe içinin neticesinde yaşı bilen yaman sözlerin özümlüklerdeki tesirini görümde onların hem adamlar yağlı duyup, yaşı bilen yamanı birbirinden ayırıp bilyenliği, hatta tesir aslında galip bilyenliğini görkezdi. Bu dünya özümlükler bilen bağlı men başımdan geçen vaka. Bu tecrübe sonki yıllarda başkalar tarafından hem geçirildi. Ve netice bir mekdeş varlı. Cliff Baxter adlı CIA işgari poligraf adlı yalanı bileyen bir kural oylap tapya. Bu kural elektrotor bilen adama bağlanandan sonra şol adama dürlü sorular veriliyor. Eğer adam yalan sözlüyse poligraf onun hayti soruğa yalan cevap verildiğini anıklap biliyor. Tev adam yalan sözlerine yürü kuruşu çarplanıp dirilip başlıyor ve bedenindeki temperatura ütüyor. Bu kural hem şol ütgöcülerin hasabına yalan aydılan sözleri anıklaya. Burun, Profesör Cliff Baxter poligrafın elektrotlarını otoğunnakı özümlüğün yapraklarına bağlaya. Ve içinden bunu yaksam mı kam ya da yapraklarını kedip kökünden soğurup atsam mı kam deyip fikir geçiyor. Şol vadı yapraklara bağlanan poligraftan geleyen sesler artıp başlaya. Cliff'in yürü yağırlan yağlı olup donup kalıya. Sebebi onun içinden eden fikrini özümlük duyup şuna göre reaksiyon görüyor diyordu. Yani özümlükler adamın içinden geçiren fikrini o kap biliyordu. Bu hadise Cliff'e ilham çeşmesi oldu. Ve 1966 yılında has olu tecrübe geçirdi. Özümlüğü elektrotlar bilen poligrafa bağladı ve özümlüğün yanına ulu bıçak bilen başka bir özümlüğü kerçiledi. Netice,
fikir edişi yani vallahi. Yani poligraftan gelen tolkunlar ve sesler zarına başladı. Özümlük, alkımlılık özümlüğün kesilmeğinden tesirleniyordu. Şeylilikte özümlük hem kaynanıyordu. Sonra okuçuların her birine bir kağıt verildi. Hiç kim, hatta Cleve'in özüm haysi kağıtta öldür yazgısının bağırdığını bilen oktu. Sebebi, özümlüğün onların içindeki fikri bilme ihtimallığı vardı. Bu yerde her kim öz rolünü oynadı ve öldür yazılı kağıdı alan okulçuyu poligrafa bağlanan özümlüğün yanına özümlüğü parçalap bölüp uçak etti. Az vaxt son 5 okulçuyunun 5'isinin poligrafa bağlanan yani cinayeti yeke tek şayet bulun özümlüğün yanına getirildi. Ve netice. Dine özümlüğü parçalan adam gelinle özümlük korkudan delreyen yali signallar verip başlattı. Demek özümlüklerde yak keşlik hem badi. Belki bu usul cinayeti anıklama uçuyun hederem ulanılıp gelinleyendir. Kevr alımların aitmağına göre özümlüklerde 40 gün öçenini barayan yak keşlik var. Profesör Cleve Baxter'ın özümlükler bilen eden tecrübeleri dürlü laboratuvarlarda ve devletlerin ılım işgarları tarafından kaytalandı. Ve hemmeti şol bir neticeyi verdi. Hatta kevr Japon alımları bu yerde Hashimoto'lar basal vermek mümkün. Dine bu özümlüklerden gelen signallar kesitlemen, onlardan gelen signalları yürüyüte kuralların üstü bilen seslere uğrup, onlar bilen sesli ağrıgıtlaşık etmek hem başardılar. Ha, şu yerde kaktusu harpları üretmek isteyen hanım Hashimoto misalına bol şey alay. Bu yerde olsa iki özümlük birbirine elektrotlar bilen bağlanan. Etici özümlüğün tikenine devlerine bu havar yanındaki mimosa özümlüğünü harekete geçiriyor. Demek özümlükler bir bilen ağrıgatlaşık kurup havarlaşıp pembiliyeler. Onu başta soran, o ne midir sorularımızın ehlisinin cevabı özümlük düğüne kalsa da, onların sessiz dünyalarındaki sırları ağrılaştıkça, o ne midirler heniz heniz, Kutorcuğa mengden oku.